Düşünün ki çok önemli bir sınavdasınız. Öyle bir sınav ki bu, kitabı açıp bakmak da serbest. Fakat siz ne kitabı açıyorsunuz ne de soruları cevaplıyorsunuz. İşte öyle bir sınav kağıdı var önümüzde. Sonucu ise hepimizin içinde bir yara. Evet, yaralıyız. Göğsümüzü yerinden sökecek kadar dehşetli, sinelerimizi dağlayacak kadar güçlü. Kalplerimizi paramparça edecek kadar hüzünlü bir yara. Üstelik öylesine bir yara ki bu, ne dikiş tutar ne kabuk bağlar. Bu yara, Müslüman kanının oluk oluk aktığı, tüm dünyanın, bilhassa ümmetin gözlerini kapatıp kulaklarını tıkadığı Kudüs yarasıdır. Ve yaramız her gün, her saat büyümeye devam ediyor. Biz ise an be an sınavı kaybediyoruz. Kudüs, sokaklarında peygamberlerin gezip dolaştığı, her köşe başında ayak izlerini bıraktığı, mescitlerin taş duvarlarına peygamber kokularını sindiği yüce şehir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hakkında ayet indirdiği, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den başka yeryüzünde mukaddes ve dokunulmaz kılınan tek mescidi Mescid-i Aksa'yı kalbinde taşıyan şehir. Resulullah'ın semavet ehliyle buluştuğu ve miraca yükseldiği yegane şehir. Ancak yıllardır öksüz ve yetim kalmış şehir. Yalnızlık ete kemiğe bürünseydi kendini Kudüs olarak bulurdu yeryüzünde. Maalesef sokaklarında artık peygamberlerin ayak izleri değil, kafir askerlerinin postal izleri. Mescitlerindeki peygamber kokularının yerini ise her gün verilen şehitlerin kan kokusu aldı. Resulullah'ı misafir ederken mutluluktan gülen gözleri yaşlı, kalbi mahzun, boynu bükük kaldı. Evet, kafirler yıllardır sonuca ulaştırmak için çabaladıkları, asla pes etmeden adım adım ilerletmeye çalıştıkları planları uygulamak için yıllardır olduğu gibi bugünlerde yine zulme ve saldırıya başladılar. Amaçları Mescid-i Aksa'yı ve çevresini, yani kutsal sayılan bölgeleri Müslümanlardan arındırmak ve buralara sahip olmak. Buradaki topraklara dünyanın dört bir tarafından getirilen Yahudileri yerleştirebilmek için Filistinli kardeşlerimizin ansızın evlerine giriyor, onları evden atıyor ve evin erkeklerini tutuklayıp hapse götürüyor. Boşalan evlere de Yahudiler yerleştiriyorlar. Düşünün, öyle bir durum ki Filistinli bir kardeşimiz Yahudi'ye "Neden benim evimi işgal ediyorsun? Neden çalıyorsun?" diye sorduğunda o kafir, "Ben çalmasam başkası senden çalacaktı. Buradan geri dönmek için gelmedim." diye umarsızca bir pişkinlikle cevap veriyor. Şimdilerde ise toplanıp pervasızca Mescid-i Aksa'da Ramazan ayını geçiren, oruçlarını açan, teravih kılan Müslümanlara kurşunlarla, gaz bombalarıyla saldırıyorlar. Yakaladıklarını hapse götürüyorlar. 30 bine yakın Yahudi, Kudüs günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmek ve işgal etmek için hazırlıklar yapıyorlar. Kardeşlerimiz ise korkusuzca kafirlerin karşısında direnmeye devam ediyor. Mermilerin karşısına göğüslerini etten duvar ediyorlar. 7'den 70'e yaş fark etmeksizin öylesine bir imana sahipler ki küre-i arz bomba olup patlasa onları bir an olsun sarsamaz. Büyüklük dediğin yaşta değildir, kalbin büyüklüğündedir. Büyüklük imanla doğru orantılı büyüklüktür. İşte küçük bir kız çocuğunun İsrail askerlerine kafa tutuşu bu durumu gerçekten de ispatlıyor. Evet, kardeşlerimiz tepeden tırnağa silahlı canilerin karşısına kimi zaman sapanla, kimi zaman taşla duruyorlar. Hazreti Davud değil belki sapanı ve taşı tutan ama hedefi tutturacak ve zalimleri darmadağın edecek olan Allah-u Teala'dır. Biliyoruz ki Allah Azze ve Celle peygamberimize "attığında sen atmadın, atan Allah'tı" buyurarak yardım ettiği gibi kardeşlerimize de yardım edecektir. Peki biz bu davanın neresindeyiz? Sanki biraz uzaklardayız. Biraz da uykuda. Bir uykuya dalmışız fark etmeden. Bizleri bir uykuya daldırmışlar. Kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi hatırlamıyoruz. Hem de anestezi altına alınmışız. Duyuyoruz, görüyoruz ama hiçbir şey hissetmiyoruz. Adeta bir et parçası haline gelmişiz. Yürüyen bir ölüyüz. Yüreğimiz kainatı kaplayan bir imanla dolu olmalıyken kendimizi bile aydınlatmaya gücümüz yetmiyor. Önce yüreklerimizdeki Kudüs'ü işgal etmişler. Biz savaşı önce kendimizde kaybetmişiz. Biz savaşı önce kendimizde kaybetmişiz. Kardeşim, yetmedi mi gördüğümüz kabuslar? Uyanmak vakti gelmedi mi? Bak işte kainatın kapılarını açan anahtar önümüzdeki kağıdı cevaplamaktan geçiyor. Hepimizin başına dünyalar kadar büyük bir dava açılmış. Kazanmak ya da kaybetmek davamız. Kazanmamız gereken öyle yüce bir yer ki başlar yıllarca onun yönüne doğru secdeye gitmiş. Onu kazanmak demek, imanı kazanmak demek. Onu kazanmak demek, kalplerin en güzelini kazanmak demek. Mescid-i Aksa hayalinde nazlı bir çocuk gibi bizlere gülümsüyor.
gözyaşları kurumamış, her gece bizi beklerken ağlıyor. Ne zaman bir kahraman çıkıp gelse, kapılarını sonuna kadar açmamış mı? Peki ne yapacağız? Önce Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki diyerek canını dişine takarak çalışan ve Allah'ın evi esaret altındayken ben evimde nasıl yatarım diyerek Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin'i örnek almamız gerek. Allah yolunda gösterdiği sebat sonucu Kudüs'ün kapılarını sonuna kadar açtıran Hazreti Ömer'i örnek almamız gerek. Sonra elimizdeki gücün farkında olmamız gerek. Peki elimizdeki bu güç nedir ve nasıl kullanacağız? Farkında olmadığımız bu güç iman ve duadır. Elbette ki hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabilir. Bizler de öncelikle hakiki iman elde etmeye çalışmalıyız. Kardeşlerimizi dualarımızda unutmamalıyız. Zaferi verecek olan Allah olduğunu bilerek ellerimizi semaya açmalıyız. Sonra yaptığımız iş neyse onda en iyisi olmalıyız. İslam'ın dertleriyle dertlenmeliyiz. İmanımdan vazgeçmedikçe Kudüs'ten vazgeçemem diyebilmeliyiz. En önemlisi birlik olmalıyız kardeşim. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin ayetinin etrafında toplanmalıyız. İhlası elden bırakmamalıyız. İhlasımızı kaybettiğimizden 2 milyarlık koca bir ümmet olan bir sayıları 10 binlere geçmeyen küfür ehli karşısında kaybediyoruz. Bunun farkına varmalıyız. Biliyoruz ki biz gönülden isteyerek birlik olduğumuz zaman Allah bizlere zafer nasip edecektir. Bu tarihte de hep böyle olmuştur. Ne zaman kalpler İslam uğruna çarptıysa o zaman hep üstün geldiğini unutmamalıyız. Ciğerlerimiz yalnız havayla değil, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsinizdir ayetiyle doldurmalıyız. İşte o zaman Kudüs için, İslam için bir şeyler yapmış olabileceğiz. Ve sonunda dönüp bir baktığımızda aslında bizler Kudüs'ü kurtarmış olmayacağız. Kudüs bizi kurtaracak. Üzerimizdeki ölü toprağını ve imanımızdaki hissizliği Kudüs davası ve sevdası kaldıracak. Ve sonunda iman çiçeklerimiz önce kalbimizde sonra Kudüs'ün bahçelerinde açacak inşallah. Selamet.